Ay şimdi ne yapacağım? Herkese merhaba demeyeceğim. Ne diyeyim peki? Bir daha ikinci vuruyorum. Hoş geldiniz de olmaz. Merhaba. Bugün size... Herkese merhaba demeyi sevmediğim için herkese merhaba demiyorum. Bu da çok saçma. Bugün size veganlıktan ve vejeteryanlıktan bahsedeceğim. Ben 14 yıldır vejeteryanım. Neden vejeteryanım? Nasıl besleniyorum? Neden böyle bir şey seçtim? Yani vejeteryan olmayı seçtim. Bunlara değineceğim. Ve bilmiyorum, belki bazılarınız biliyordur ama eminim bilmeyenleriniz vardır. Bilmeyenleriniz için söylüyorum. Mesela Natalie Portman 9 yaşından beri vejeteryan ve 2011 yılından beri de veganlığı seçti. Çocuğunu da vegan olarak yetiştiriyor. Neden böyle bir şey yapıyor? Harvard psikoloji mezunu bildiğim kadarıyla Natalie Portman ve bayağı akıllı olduğunu düşünüyorum. O kadın bile veganlığı seçtiyse açıkçası beni de vegan olmaya iten sebeplerden biri oldu. Hayvanlara olan sevgimin, şefkatimin, bütün o duygularımın yanında. Aynı zamanda bilenleriniz vardır belki yine. Ellen Page, Kent Masalları'nda oynayan, işte bu Juno diye bir film vardı benim çok sevdiğim, onda oynayan bir oyuncu. O da vegan. Kiminiz diyebilir ki veganlık hani hiç sağlıklı değil, kimileriniz inanılmaz sağlıklı bulabilir. Ben size tamamen benim gözlemlerimi, deneyimlerimi paylaşacağım. Vegan değilim. 3 ay hayatımda veganlığı denedim. Ona da değineceğim birazdan. Russell Brand da aynı zamanda İngiliz stand-upçı. O da vejeteryan. Ve Türkiye'den de Sertab Erener uzun zamandır benim bildiğim kadarıyla veganlığı seçti. Hatta Bodrum'a taşındığında bu Demir Demirkan'la beraberken bir inekle göz göze geliyor. Köyde yaşıyorlarmış onunla. Ve göz göze geldikten sonra da vegan olmaya, yani onunla göz göze geldikten sonra bir daha o ineği yiyemem, o eti yiyemem. Bu bana böyle canlı öldürme makinesi gibiymişiz izlenimini veriyor dedi. Benim de hikayem bununla çok benzer. O yüzden kendime çok yakın buldum. Yine Türkiye'den benim şaşırdığım Zülfü Livaneli'nin vejetaryen olması. Kendisini zaten çok severim ama vejetaryen olduğu için ayrıca tebrik ediyorum. Ve kendi hikayemle başlıyorum. Şimdi ben dediğim gibi vejetaryanım. 14 yıldır vejetaryanlığı seçtim. Bu nasıl başladı? İşte bundan 13-14 sene önce açıkçası ilk liseden mezun olup Amerika'da Los Angeles'ta yaşamaya gitmiştim. Üniversite için de bir sene hani orada, 1,5 sene kadar orada yaşadım. Oradayken o kadar çok sıkıldım ki hani hep ders çalış ve işte yurtta kalıyordum. Yapacak hiçbir şeyim yoktu. Ben de deli gibi belgesel izliyordum. Ve o zamanlarda da Türkiye'de zaten bu vejetaryanlık hiç duyulmamıştı diyebilirim size. Ama Los Angeles'ta, Amerika'da böyle şeydi. İşte domuzlar kafeslerde tutuluyor, kümeste tutuluyor, bütün tavuklar, bunlara karşı böyle bir ayaklanma gerçekleşmişti. Ve ben çok etkilenmiştim. Yani bu hayvanlar niye böyle tutuluyor, işte o etleri bizim gerçekten yememiz mi gerekiyor? Sonuç olarak bunun sağlık tarafı var. İşte et yemezsen demir eksikliği olur, kanın daha az olur ya da boyun uzamaz gibi gibi bir sürü şeylerle büyütüldük birçoğumuz. Dolayısıyla ben de bunlardan biraz hani çekiniyordum. Vejetaryen olmalı mıyım, olmamalı mıyım? Hani anneannemin sulu köftesini, gül böreğini, mantılarını çok severdim. Onlardan vazgeçmeli miyim diye düşünüyordum. Neyse, bu belgeselleri izledikten sonra karar verdim ki ben asla zaten vejetaryen olmadan hayatıma devam edemem. Ve ilk senemde diyeyim size, yani böyle bir 8-9 ay vejetaryen olduktan sonra ona geçiş de beni hiç zorlamadı. Çünkü ben zaten kırmızı et çok tüketmiyordum. Beyaz et, yani tavuk ve hindi eti genelde tüketiyordum. O da protein diye. O geçiş beni çok zorlamadı. Ama veganlığı denedim. Şimdi ben Çanakkale'de büyüdüm. Hani yazları hep Çanakkale'deydik. Orada yazlığımız var. Ve bilenleriniz vardır hani Bandırma'nın, oraların işte sütü, yoğurdu falan iyidir ve meşhurdur. O yüzden hep böyle yoğurt yiyelim, peynir yiyelim. Hani öyle büyüdüm ve seviyorum yani süt ürünlerini de. Yumurtayı da çok seviyorum. O dönemde vegan olayım diye bir 3 ay yapabildim. Ama size şunu söyleyebilirim. Belki ben bir anda kestim diye aşırı derecede başım ağrımıştı. Böyle yataklık olmuştum. Yani veganlık bana uymuyordu ve ne yiyeceğimi de bilmiyordum. Tabii o zamanlar bugünkü gibi böyle çok fazla
seçenek de yoktu. Yani vegansın, wow, hani çok cool bir şey belki. Ama bademle besleniyordum, kaju ile besleniyordum. Ne yiyeceğimi bilmiyordum. Karbonhidratı dayıyordum yani hani makarna işte. Ve açıkçası o dönemde 12 kilo kadar almıştım. Dolayısıyla veganla 3 ay sonra elveda dedim. O zamandan beri de korktuğum için bir daha vegan olmadım. Şimdi neden vejetaryen olduğuma gelirsek, birinci sebebim ben hayvanları zaten çok seviyorum ve Sertab Erener'le bu konuda hemfikirim. Üniversiteyi ben Londra'da okudum. Orada bir 5,5 sene kadar kaldım. O süreçte de bir köye, kasabaya işte hep gidiyordum. Eski erkek arkadaşım İngiliz'di ondan dolayı. Ve orası da böyle çiftlikti. İlk ineklerle göz göze geldiğim zamanı hatırlıyorum. Komik gelebilir ama gerçekten o ineklerle göz göze geldiğimde yani yine vejetaryandım uzun senelerdir. Ama dedim ki ben seni öldüremem, seni yiyemem. Yani nasıl ki kedileri, köpekleri, kuşları seviyoruz. Hani onlar da bir canlı. Ve şunu sordum kendime. Ben gerçekten seni kesip yani kendim kesip sonuçta kesimhanede o hayvanlar kesiliyor ve siz o hamburgerde et olarak gördüğünüz için yiyebiliyorsunuz. Hani kızartılıyor falan ya da mantının içinde. Ama kendim kesip seni yiyebilir miydim diye düşündüğümde hayır. O yüzden de çok net karar verdim. Kesinlikle hani böyle şey var bende. Ben dostumu yiyemem. Ya yani o gözle göz göze geldiğinizde belki beni deli diyeceksiniz ama benim ne demek istediğimi anlayabileceğinizi düşünüyorum. Ya da hissedebileceğinizi. O sevgi bambaşka bir şey yok yani dedim ben. Bunun sağlık tarafına geçecek olursam, şimdi ilk önce bir veganlıktan bahsedeyim. Ben neden vegan değilim? Birincisi biraz çekiniyorum. Çünkü demir eksikliğim var. Ve bunun vejetaryen olmamla hiçbir ilgisi yok. Bu çok önceden yani 13-14 yaşlarında beslenmem bozuktu. O dönemlerde bende demir eksikliği başlamıştı ve o bir daha hiçbir zaman %100 düzelmedi. Ama vegan olursam bu demir eksikliğim fazlalaşır mı diye bir çekincem olduğu için birincisi vegan olamıyorum. İkinci ve en önemli sebep bu Çanakkale ruhumda olduğu için anneanneme her gittiğimde bizim yazlığa yani süt, yoğurt, işte süt ürünleri çok tüketiliyor. Peynirden vazgeçemiyorum. Her ne kadar vegan peynirler ve bir sürü ürün mevcut olsa da bu sebepten dolayı veganlığı çok kendime yakın bulamıyorum. Ama çok istiyorum. Yani mesela kahve ben hani kahve bağımlısıyım ve olabildiğince onu sütsüz içmeye çalışıyorum. Olabildiğince az peynir tüketmeye çalışıyorum ki hani veganlığa geçişi en azından sağlayabilir miyim diye bakıyorum. Size şunu söylemek istiyorum. Veganlığı ya da vejetaryanlığı düşünüyorsanız bana kalırsa bir anda veganlığa geçmeyin. Tabii ki de vegan olmak harika bir şey ve bunun bir de diğer bir boyutu var. Mesela makyaj ürünlerinizde de vegan olan makyaj ürünlerini şahsen ben tercih ediyorum. Hani yüz jelim bile vegan ürünlerden oluşuyor. Çünkü hayvanlar üzerinde deney yapılmaması da burada çok önemli ve bunun ethical, ya etik olan tarafları da var. İşte kürk asla, yani zaten kışın da giyiyorsanız giymemenizi öneririm. Bu tarafları bir yerde dursun. Ama bedeniniz hep et yemeye alışıksa bir anda bedeninizi böyle lönk diye şaşırtmanın bence alemi yok. Vejetaryenliğe yavaş geçiş yapın. Haftada 6 gün et yiyen biriyseniz 3 gün yiyin. Sonra bir bakın bir ay sonra haftada 1'e indirin. Bana kalırsa tabii ki de bunu bedeninizi gözlemleyerek yapın. Böyle bir niyetiniz varsa. Ben 14 senedir bir vejetaryen olarak bunun faydasını mı gördüm, zararını mı diye soracak olursanız inanılmaz derecede faydasını görüyorum. Bir tane bile bir zararını görmedim. Zaten cildim 31-32 yaşındayım. Bence bayağı iyi gözüküyor çünkü vejetaryen olmanın bence cilde de etkisi var. Tabii bunda uyku düzeniniz, beslenmeniz, yoga, spor, işte cildinize bakımınız birçok şeyin etkisi olduğu kanısındayım. Ama beslenme burada çok önemli bir yer tutuyor. Dolayısıyla bunların hepsi bir bütün. Ama dediğim gibi sağlığınıza bakarak her birimiz apayrı bir dünyayız. Her birimizin apayrı sistemi var diyeyim. Bu sisteme saygı göstererek ilerleyin ve eğer veganlığı sizin bedeniniz kabul ediyorsa Natalie Portman vegan ve ben de bu yüzden olabilirim şeyiyle gitmeyin. Yani Natalie Portman'a belki çok uygun, Sertab Erener'e belki çok uygun ama ben hala benim bedenime uygun olup olmadığı konusunda emin olmadığım için
yapamıyorum mesela. O yüzden siz de bu noktada bedeninizi dinleyin. Bu arada sizi şuna da teşvik etmek istemiyorum. Aman kırmızı et, tükaka, beyaz et, işte veganlık, vejetaryenlik muhteşem. Sadece şunu belki araştırmak isteyebilirsiniz. Mesela kırmızı etin gerçekten kalbe çok zararı var. Ve bununla ilgili yazılmış çok fazla da makale var. Araştırmak isterseniz lütfen buyurun araştırın. Ve eminim siz de zaten neden mesela kalp damarlarını tıkıyor kırmızı et ve neden özellikle kırmızı eti çok fazla tüketenler daha erken ölüyor ya da daha kolay hani kalp damar tıkanıklığı yaşıyor, yağ zararlı, bunları hani bir araştırın, ona göre ilerlerseniz daha sağlıklı olur. Vegan olmak, vejetaryen olmak tamamen kişisel bir seçim ve ben sizinle ilerleyen zamanlarda nasıl besleniyorum, neler yiyorum, vejetaryen olmak neyi kapsıyor belki bilmiyorum, tarif bile verebilirim eğer ilginizi çekiyorsa, vejetaryen, vegan pizzalar ve makyaj ürünleri, bilmiyorum yani neyse neyse, bu çünkü uçsuz bucaksız bir konu ama benim hayatım tamamen vejetaryen beslenme üzerine kurulu ve vegan etiğini çok benimsiyorum. Belki umuyorum ki ilerleyen zamanlarda vegan beslenmeye de geçebilirim. Siz vejetaryen mısınız, vegan mısınız, vejetaryen ya da vegan olmayı düşünüyor musunuz ya da bu konuda ne düşünüyorsunuz? Lütfen bunu yorumlarda benimle paylaşın. İnekleri, öküzleri, danaları, domuzları hepsini sevin. Hepsiyle lütfen göz göze gelin. Ve o sevgiyi kalpten hissedeceğinizi düşünüyorum. Her neyse tercihiniz. Hepinize çok saygı duyuyorum. Sevgiyle, neşeyle ve coşkuyla kalın. Haftaya görüşmek üzere. Bye bye.